Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 25 Haziran Pazar İstanbul koşularına tekrar sizlerle beraberim. 10 koşulu bir programımız var. 2 altımız olacak. Gazi koşumuzu sabırsızlıkla, özlemle bekledik. Evet, burada gerçekten Ali Rıza Bey koşusu, Haliç koşusu, Nena Atun koşusu olsun, Ana Farta'da koşusu Zübeyde Hanım. Ee, yani gerçekten birbirinden çekişmeli, zevkli koşular bizleri bekliyor. İnşallah sizin karşınıza doğru bir şekilde çıkıp iyi bir program sunarız. Ee, tüm yarışseverlere, herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir pazar geçirmenizi dileğiyle İstanbul'da olan arkadaşlarımız için e, Hipodrom'a gideceklerdir büyük ölçüde. Ee, o havayı soluyacaklardır. Onlara da herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçimiz dileyle bizler de televizyonumuzun karşısında sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Bakalım şampiyonu benim gönlümde bir tane şampiyon var. Geçen gazi koçluğunda da zaten bankomuz vardı bizi yanıltmadı. Evet burada da yanılacağını düşünmüyorum. Bakalım ee, oraya gelince de sizlerle paylaşacağım. Ee, i̇nşallah e, dilediğimiz sonuca ulaşırız. Videomun altına beğen butonuna da basarak e, bu sefer bir rekor kıralım sevgili dostlar. Basmayı unutmazsanız beni çok çok sevindirirsiniz. Herkese bol şanslar dileyelim. Koşularımıza geçelim. Evet birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde kadın birinci dostluk kupası koşusu olacak. Geçen sene bir talihsizlik yaşamıştık. İnşallah e, bir daha böyle talihsizlikler yaşanmaz diyelim. Evet 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya şöyle e, baktığımız zaman yani e, birazcık tempolu gidecek bir koşu. Çünkü ayağına seri olan safkanlarımız var burada. Mesela Ribery üstündeki yabancı jockey e, kadın arkadaşımız olsun 4 nolu safkanımıza e, damla tüysüz binecek. O da önlerde gitmeyi seven Kaneko'nun oğlu olsun. E, Maggie Hawke olsun Zülfü'ye bulut eşliğinde o da piste çıkıyor tercihli kulvarla e, bakalım e, nasıl bir sonuç elde edecekler. Yine zevkli geçecek bir mücadele bizleri bekliyor. Burada benim ilk tercihim River diyeceğim ben. Ayana seri bir safkan e, mutlaka değerlendireceğim. Sonra yeni nolu Maggie Hawke olacak. E, mutlaka 5 nolu Peligrosa etkili koşacaktır. Üstündeki ee, bakalım e, Bayan Jockey arkadaşımız yabancı e, nasıl idare yapacak nasıl edecek izleyip göreceğiz. Ve de burada 2 nolu Bülent diyeceğim. Burayı 4 safkanla geçmeye planlıyorum ben bu koşuyu. 3, 7, 5 ve 2 şeklinde oluşacak benim ilk koştaki sıralamam. Evet geçelim ikinci koşu. Neriman koşusu şartlı bir dişler ama 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çive çıkacak 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet benim burada Banko ismim olacak sevgili dostlar. O da çalışmalarını e, beğendim beğendiğim, baktım, inceledim. Yani bu çalışmaların koşu yansıttığı takdirde ben bu safkanı geçemezler diye düşünüyorum. Yarın Altınoğlu Massava Halis Karataş eşliğinde yarın benim ikinci koşumuzda Banko ismidir. Banko olarak değerlendireceğim. Buna ikili olarak da 1 ile 2 nolu safkanları önerip sizlere ikili e, önereceğim. Ben de deneyeceğim. Altın oğlu safkanımız e, sevgili dostlar e, benim yarın banko ismimdir. Bank olarak değerlendireceğim. İkili içinde 1 ile 2 nolu safkanları arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğiz. Evet geçelim. Üçüncü koşumuz Küeylan koşu Kısa vade altı 3 yaşlı Araplar. 1200 metre sentetik kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alıyor. 4 nolu Mucize Han'la 8 nolu Cidalı Kenan ekir olarak piste çıkıyorlar. Evet birinci beşlik ayanımız da burada başlayacak. Evet koşuya şöyle döndüğümüz zaman o bir çelik yaptı. Üst üste İstanbul'da son koşusunu 1300 şartlı sentetik arka arkaya kazandı. Çim'de işte bir çim yarışı gördü o da 1200'de. Bir dördüncülüklü tek kar sevdiği sentetiğe geri dönen o bir çelik koşuyu kazanma çok çok yakın. Bir tane ismi önereceğim. O da ilk yarışında Gökhan Kocakaylı zaten iki sefer koştu. İlk yarışın şartlı biri e, iyi bir koşu çıkartıp kazanmasını bilmişti. 2-7 diyerek bu koşuyla iki safkanla geçmeyi planlıyorum bu koşuda. Evet üçüncü koşumuz 2 ve 7 benim bu koştaki sıralama. Evet geçelim dördüncü koşumuz Neriman koşusu şartlı birim bir diğer aya dişler amazı iki yaşlı İngilizler 1200 metre çime çıkıyor 10 safkanımız yer alıyor 1 ile 7 oldu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet bu koşuya da şöyle baktığımız zaman çalışma olarak yine hoşumuza giden çalışmaları koşu yansıttığı takdirde yine Halis Karataş'ı üstünde geliyoruz. 9 nolu safkanımız benim ilk tercihim olacak. Aslında bunu da banko atacaktım ama 7 plasa için banko değerlendireceğim. Bunu dile getireyim. Ee, tabii ki ayıramadım burada Altunoğlu ma Mavi His var. Ee, Mehmet Kaya eşliğinde ee, değerlendireceğim. Ciddi bir rakip görüyorum. Yedinoğlu safkanımız Ekürler. Bir de İkinoğlu safkanımız da ee, bu koşuya atlamadan değerlendireceğim. Bu 4 safkanı ayrımsız yazacağım. 9 bende çok çok önde tane bir banko diyebiliriz. Şartlı birilerde gerçekten Halis Karasu'nun bindiği sapkanlar e, yani koşuyu çalışmaları bu koşu yansıdı takdirde geçilmez gibi görünüyor. Birine tek attık. Bu koşuda da 9 7 6 ve e, 9 6 7 ve 2 şeklinde oluştu. Ama 7 plasa için 9 dolu safkanımızı ben banko tercih yapacağım bu koşuda sevgili dostlar. Evet geçelim 5. koşumuz Zübeyde Hanım koşusu grup 2 Dişilere Mansuz 2. altılı başlıyor. 1600 metre çim 2 ile 9 nolu safkanlar ekörü 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet çekişmesi zevkli olacak bir koşu yine karşımızda. Ben burada Gökhan Kocakay ile 4 kere start aldım ama bir türlü özlediği birinciye ulaşamadı. O da 9 nolu safkanımızla başlayacağım ben ilk e, son startını grup müşte 2200'de e, boyunla geçilmişti ekürüsüne. Ekürüsü onu mağlup etmişti. Hatta o günde ekürler banko dedik. Hatta biri birinci, biri ikinci bitirir dedik. E, biz de yanıltmadılar. Bu sefer ekürüsü 9 nolu safkanımız e, benim çok çok önde tutuyorum. Sonradan 6 nolu safkanımızı mutlaka değerlendireceğiz. Yaptığı 3 startını da İstanbul'da grup 1 açık 2 olsun. Kısa vade 8'de Mustafa Çiçek'te 3'te 3 yaparak e, geliyorlar. E, harika koşular çıkartan bir safkanımız. Yine koşunun en şanslı ismi de olacaktır. 9'a ciddi rakip 6. Sonradan 10 nolu safkanımız da kuponunda eksik etmeyeceğim. İstanbul kısa vade 8600'ü bu koşuyu kazanmıştı. Hanife Sultan... Olsun, Hanabelli olsun, e, Flust, Trace herhalde öyle okunuyor. Özcan Yıldırım'ın bindiği bir safkan var. E, o da 3 nolu safkanımız sevgili dostlar. Onu da geçme başarısı göstermişti. Onu da ben bu koşuda eksik etmeyeceğim. Burayı da 3 safkanla geçmeye planlıyorum. İkinci altılgayımızın başlangıç ayağı. Evet, 9 başta olmak üzere. Ekürler 6 ve de 10 nolu safkanımız benim önceliğim olacak bu koşta. Evet 9-6-10 sıralamamız. Evet geçelim 6. koşu Anafartalar koşusu. Ee, grup 1 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kuma çıkacaklar. Kalabalık bir grup 18 safkanımız yer alıyor. Ekürlerimiz olacak. Bunlar kimler? 11 ile 16 oğlu. Safkanlar ekir olarak piste çıkıyor. İkinci beşlik aynımız başlayacak. Bu koşta evet e, burayı gerçekten yani e, sürprize çok çok müsait e, olarak gördüğüm bir koşu. Benim burada ilk tercihim 10 yılını e, Venici Vici olarak e, sevgili dostlar tercih yapacağım. İlk tercihim 17 nolu Safkanımız. E, sonradan 3 nolu Safkanımız Cesi Affetmez sevgili dostlar. Mertcan Çelik'le çok çok dikkat diyeceğim. Bunu da üstüne basarak önereceğim. 3 nolu safkanımız sonradan 2 nolu safkanı Mehmet Kaya eşliğinde değerlendirmemiz doğru olacaktır. 4 nolu safkanımız olmazsa olmazlardan bir e, koşu gerçekleştirecektir. Halis Karataş eşliğinde mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan e, sevgili dostlar 10 nolu safkanı Oğuz'un Rüyası Ercan Çankaya e, bunu da kuponumuza mutlaka iliştireceğiz. E, olmazsa olmazlardan diye düşünüyorum. E, sonradan 14 nolu safkanımız bu koşunun şanslı ismidir. E, ve de 16 nolu safkanımız da yazlık mı ekürleri rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Bu koşta sevgili dostlar 17 başta olmak üzere e, kuponumuza Veneci Vici e, sonradan 3 ee, nolu cesafetmez, 2 nolu safkanımız ee, olsun kuponlarımıza mutlaka değerlendireceğiz. 4, 10, 14 ve 16 şeklinde bir e, sıralamam oldu bu koşu için sevgili dostlar. Evet geçelim 7. koşumuz özlemle beklediğimiz gazi koşusu sevgili dostlar. Saatlerimiz 17.15'i gösterdiğinde nefeslerin tutulacağı bir koşu. Tabii ki burada Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle saygıyla, silah arkadaşlarını rahmetle saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah sevgili dostlar. Yani fazla söze de gerek yok yani aslında çok gerek var da yani anlat anlat bitmez ne diyeceğimizi herkes biliyor zaten sevgili dostlar. Bakalım koşumuza geçelim. Hepsinin ayakları düz bassın. Kazasız belasız bir yarış geçmeni temenni ediyoruz. E, 22 safkanımızın müthiş kapışması. 3 ile nolu Dagmar Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet e, benim burada gazi koşusunda Banko ismim olacak sevgili dostlar. O da e, üstündeki jockey arkadaşımız da e, ben de ona zaten e, bayılıyorum e, Gerçekten son yaptığı işinde grup 2'de 2200 metre çiminde Ayan Kurşun'la Sait Akson koşusunu kazanarak e, hem kendine gelen, yani zaten üç koşusu arka arkaya Ankara'da 2200, Handikap 16, İstanbul'da kısa valize 2100 e, son koşusu da grup 2'de e, mücadele ettiği 2200 metre çiminde o, o gün için çimde çok yumuşaktı ve 4-5 boy gibi bir fark atarak Ayan Kurşun eşinde kazanmasını bilmişti. Yani buradaki çoğu safkanında rakip olan safkanları da geçme potansiyeli olan bir safkanımız. Ben yarın Ayan Kurşun eşinde 10 nolu safkanımızı banka olarak önereceğim. Ben de kuponumda yalnız başına bırakacağım sevgili dostlar. Gazi şampiyonu bu sefer Ayan Kurşun'u göreceğiz diye düşünüyorum. Geçen koşunda geçen koşuda da zaten Gazi'de Özcan Yıldırım e, Yıldırım'ın bindiği safkanımızı banko tercih yapmıştık. 785 Ganyan'la gelmişti. O gün için şimdi e, yani bu performansınla artık Gazi şampiyonu ben e, Ayan Kurşun'u görmek istiyorum. Safkan'ı da görmek istiyorum. E, bence kazanca, e, kazanmayacağı bir koşu değil kazanacağı bir koşuya çıkıyor. Ayakları düz bassın. Kazasız belasız yine bir yarış geçirmesini temenni ediyorum. Doğru yerde gittiği takdirde kesinlikle ve kesinlikle ben 10 nolu safkanımızın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim 7. koşuda Gazi koşusunda 10 nolu safkanımız benim bankomdur. Evet ikili deneyecek arkadaşlar için ben deneyeceğim. Burada 14 nolu safkanımızı arkasına bağlayacağım. Muhammed Mirbilgin eşliğinde 7 nolu safkanımız onların da sonlarda etkili gelecektir. Ve de 8 nolu safkanımız yani buna ciddi rakip gördüm bu 3 safkan var. 10 bankom bu 3 safkanın arkasına bağlayıp ikili deneyeceğim. Zaten ikilerimiz 5 lira oldu. Yani 1 TL ikili yok. E, tabii ki bütçemiz doğrultusunda ona göre değerlendirsiniz. E, 14, 7 ve 8'i arkasına bağlayıp bu 3 safkanı bir ikili deneyeceğim. 10 nolu safkanımız benim bankomdur gazi şampiyonu olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Evet geçelim 8. koşumuz Haliç koşusu grup 1 4 ve Kore İngilizler 1600 metre çime çıkacaklar. Evet burada da e, koşunun şanslı ismi baktığım filan Dancer e, yaptığı yaptı. İki koşusunda bir 8. de ayrıldı ama e, ben bu koşularda pek o kadar önemsemedim önemsemediğim bir koşular son yaptığı işinde e, grup bir 2400'de 2400'e sevgili dostlar çok çok e, iyi bir koşu çıkartmıştı. E, koşuyu kazanmasını bilmişti. Müthiş aksiyonlarla, müthiş e, akışlarla geldi Ayan Kurşun'la kazanmasını bilmişti. E, grup 1'de 2400 metre çiminde. E, mesafe kısa gelmezse yine koşunun en şanslı ismidir 4. Benim ilk tercihim ikinci atım 1 nolu sapkımız Halis Karataş eşliğinde. Sonradan 8 nolu safkanı traktör yaptığı son koşusunda gerçekten müthiş işe imza attı. Çok sürpriz bir e, ganyanla geldi Özcan Yıldırım eşliğinde. Burada e, gerçekten e, yani favori safkanları da geçme buradaki çoğu safkanları da zaten geçti. Yine geçme potansiyeli yüksek bir safkan değerlendirici traktör. 3 nolu safkanımız Gökhan Kocakaya her an bir sürpriz yapabilir. Çok çok dikkat. Ve de 9 nolu Ve diyeceğiz. Verat Abiş tercihine. Evet koşumuzdaki sıralamamız 4, 1, 8, 3 ve 6 şeklinde oluştu. Ee, bu Haliç koşusunda gerçekten yine burası da nefesler kesilecek bir koşu bizleri bekliyor. Evet geçelim 9. koşu Ali Rıza Bey koşusu 4 ve kora Araplar 1400 metre çime çıkıyor. 10 safkanımızın e, mücadelesini izleyeceğiz. Evet bu koşuda da sıralamam benim şu şekilde Gül Hatmi'den e, çok çok iyi bir koşu bekliyorum. E, yaptığı son grup 1-2400 metre çiminde. Şimdi mesafe kısa e, orada Aypars Pars e, ikinci. Gül Hatmi Gökhan Kocakay'la onun arkasında bir e, üçüncülük elletti. Şimdi mesafe kısa 1600'a grup 1'de çok başarılı bir koşu sergiledi Gökhan Kocakaya'yla. Ee, yani Gülatmi e, koşunun şanslı ismi gibi görünüyor. Eğer geç bir sprint'e kalktığı takdirde kazanmaya bilir sevgili zor bir koşu aslında onun için de e, kalitesinde ön plana çıkıyor. 10 nolu Gül Atmi diyeceğim ben ilk tercihim sonra 8 nolu yollar az. Boyraz'ı görüyoruz üstünde bir kulvar çekme avantajında. Mutlaka değerlendireceğim 3 nolu demir perde e mutlaka yazacağız ve sonradan da 5 nolu dumana da çok çok dikkat diyeceğim üstüne basarak önereceğim son ismim olacak 5 nolu duman sevgili dostlar. Evet buradaki sıralamam 10 başta olmak üzere 8 3 ve 5 şeklinde oluşacak bu koştaki sıralamam. Evet geçelim 10. koşu 6'lık ayarımızın son ayağı Grup 2 Dişleraması 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim Nena altın koşusu. Evet 16 safkanımız mücadele içerisine girecek. Evet buradaki sıralamam şu şekilde oluşacak. 13 nolu safkanımıza başlayacağım ben Tolga Yıldız da. Sonradan 16 nolu safkanımız mutlaka tercih yapacağım. Sürpriz bir isim. Sonradan 10 nolu safkanımız Maksukaze Ayan kurşunu üstünde görüyoruz e, mutlaka değerlendireceğim 5 sonradan 9 4 ve 14 şeklinde oluşan bir sıralamam var 13 başta olmak üzere 16 10, 5, 9 4 ve 14 şeklinde olan bir sıralamam oldu son koşumuzda sevgili dostlar Evet İstanbul programı için sizlere aktaracağım safkanlar Bunlar da Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanların ayakları düz bassın. Bakalım e, Gülen taraf e, nasıl olacak? E, gazi koşsun çok merak ediyorum. Sevgili dostlar, sizler gibi ben de bakalım e, sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Saatlerimiz 17-15'i gösterdiğinde e, bakalım bizim e, 10 nolu Sakundayan kurşunla kazanmasını bilecek mi? Ben kazanacağına çok çok emin gibi hissediyorum. İçimde öyle bir his var. Son koşulları müthişti. Ayan kurşun da zaten üstünde. Yani bakalım e, dilediğimiz sonuca ulaşırız. Tüm yarı severler herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Allah'a sevgili dostlar.